Herkese Amsterdam Havaalanı'ndan selamlar. Sizi bugün normalde götürdüğümüz mesafelerden daha uzun bir mesafeye götürüyorum. Tayvan'a gidiyoruz, Asya'ya uçuyoruz. Tayvan gerçekten ilginç bir ülke. Size Tayvan'ın tarihini, Çin'le yaşadığı sorunları detaylı olarak anlatacağım. Tek gidiyorum ama Burçak olmayacak yanında çünkü iş için gidiyorum. 3 hafta geçireceğim Tayvan'da. Hafta sonları ülkeyi karış karış gezerek size en iyi şekilde tanıtacağım Tayvan'ı bu videolarda. Şimdi Amsterdam'dayım. Tayvan'a yaklaşık 14 saat sürüyor uçak. Tayvan'da görüşmek üzere diyelim şimdilik. Tayvan'a gelecek olan Türk vatandaşlarının vize alması gerekiyor. Fakat vize prosedürü birçok ülkeye göre çok daha kolay. İsterseniz internetten başvuru yaparak ülkeye gelmeden önce elektronik vizenizi birkaç saat içinde alabilir ya da ülkeye vardığınızda Taoyuan Uluslararası Havaalanı'nda vizenizi ülkeye girerken de alabilirsiniz. Eğer vizenizi Tayvan'a varınca havaalanından alacaksanız vize için gerekli olan dokümanları resmi sitelerden kontrol etmeyi unutmayın. Tayvan'dan alacağınız vize tek girişli olarak ve 30 günlük veriliyor. Ülkenin para birimi yeni Tayvan doları. Yanınızda euro veya dolar getirirseniz havaalanından çıkarken birkaç farklı yerde bulabileceğiniz Bank of Taiwan ofislerinde çok iyi oranlarda paranızı çevirmeniz de mümkün. Tayvan havaalanına vardım. Yolculuk 13 küsur saat sürdü. China Airlines diye bir hava yoluyla geldim. Güzeldi genel olarak ama yemekleri maalesef tam olarak bana hitap etmiyordu. Çok da yemek verdiler aslında. 3-4 kere, 2 tanesi ana öğün, 2 tanesi atıştırmalık olmak üzere yemek ikram ettiler. Ama bir şekilde yemekler tam olarak bana açıkçası hitap etmedi. Şimdi kalacağım şehre gidiyorum. Hsinchu diye bir şehirde kalacağım. Oraya da hızlı trenle gideceğim. High speed trene binmek için ilk başta başka bir durağa gitmem gerekiyor. Şu an o durağa gidiyorum normal metroyla. Burada toplu taşımalara bineceğiniz bileti karşıda gördüğünüz gişeden alabiliyorsunuz. Bilet almak yerine kart da alabiliyorsunuz ve bu kartın içine para yükleyip her yerde kullanabiliyorsunuz bu kartı. Kartın ismi EasyCard. Havaalanındaki metro girişinde bu gişeyi bulabilirsiniz. Metroya A12 istasyonundan bindim. A12 istasyonu havaalanının bulunduğu istasyon. A18'e gitmem gerekiyordu fakat yanlışlıkla A17'de indim. Çünkü trenin içinde A18 yazıyordu bu istasyona yaklaştığımızda. İndikten sonra yanlış yerde indiğimi fark ettim. Size şimdi burada hazır beklerken biraz daha detaylı anlatayım metroyu buradaki. Bakın burada tüm istasyonları görüyorsunuz. A12 havaalanının bulunduğu istasyon dediğim gibi. Eğer ülkenin başkenti Taipei'ye gitmek istiyorsanız A1'e gitmeniz gerekiyor. Bu metroyu kullanarak havaalanından EasyCard'la sadece Taipei'ye ulaşabiliyorsunuz. Havaalanı Taoyuan şehrinde bulunuyor ve hızlı tren havaalanının bulunduğu istasyondan geçmiyor. Hızlı trene başka bir istasyondan binmeniz gerekiyor. Onun için de havaalanından EasyCard alıp bu metroya binip A18'e geliyorsunuz. High Speed Rail demek HSR. A18 istasyonundan da hızlı trene binerek hızlı trenin gittiği her yere ulaşabiliyorsunuz Tayvan'da. Hızlı tren için EasyCard geçmiyor. Bu makinelerden hızlı tren biletini ayrıca almanız gerekiyor.11 dakika sürdü hızlı trenle yolculuk. Normalde 42 kilometre olan ve arabayla 40 dakika süren bu yolu hızlı trenle 11 dakikada gelebiliyorsunuz. Ve bilete sadece 3,5 euro ödüyorsunuz. Şimdi buradan otele 5-6 kilometre var hala. Bunun için de taksiye bineceğim. Hemen Hsinchu istasyonundan çıktıktan sonra arkamda taksiler var. Buradan muhtemelen görebiliyorsunuzdur. Welcome to Taiwan. Evet, sonunda Tayvan'daki otelime vardım. Taksiyle buraya gelmek 20 küsur dakika sürdü. Size 6 küsur kilometre demiştim indiğim tren istasyonundan otelin konumu ama arabayla 9 küsur kilometreymiş. Yaklaşık 10 euro ödedim taksiye. Yani şehir içinde 20 küsur dakikalık ve 9 küsur kilometrelik bir yolculuğun bedeli Tayvan'da 10 euroydu. Havaalanından otele kadar gelirken birkaç şey çarptı gözüme. Onlardan bahsetmek istedim size. Bir kere hava aşırı nemli. Sıcağı hemen yüzünüzde hissediyorsunuz ve terlemeye de başlıyorsunuz. Bir de söylenmiştim
öğrendiğine göre Eylül ayından itibaren artık nem yavaş yavaş Tayvan'da azalmaya başlıyormuş. Gerçekten çok nemli olduğu aylarda Tayvan'ı gezmek biraz daha zordur diye düşünüyorum o yüzden. İkinci gözlemim birçok yerde internetin olması. Havaalanına iner inmez zaten bedava internet var. Sonra metroya biniyorsunuz, metro istasyonunda internet var. Metronun içinde internet var. Yani kullandığım toplu taşımaların hepsinde bugün internete bağlanabildim bedava olarak. Bu da bu ülkeye ilk defa geldiğinizde internet sorununuzu çözene kadar size bayağı bir yardımcı olacaktır. Üçüncü gözlemim ise arabaların plakalarının Latin harfleriyle yazılması. Sonuçta Tayvan'da Çince konuşuluyor ve Çin alfabesi kullanılıyor. Bulunduğum şehirde güzel bir otelde kalıyorum. Çünkü size dediğim gibi iş için geldim buraya. Bugün size Tayvan'a gelirken nelerle karşılaştım onu gösterdim kısaca. Önümüzdeki günlerde Tayvan'ı size tabii ki daha detaylı anlatacağım. Tayvan'ın tarihini, başkenti Taipei'yi, yapılacakları, gezilecekleri, yenilecekleri tek tek göstereceğim. Şu an biraz uyuyup dinlenmem lazım ama önümüzdeki günlerde görüşeceğiz. Çünkü Tayvan'ı size çok güzel, çok detaylı hazırladım. Tayvan'da yeni bir günden herkese merhabalar. Eğer bu ülke hakkında çok fazla bilginiz yoksa size çok şaşıracağınız bazı bilgiler vereceğim. Siz bu ülkeyi biraz anladıktan sonra bu ülkenin sokaklarındaki gözlemlerimi sizlerle paylaşacağım. Ve videonun sonunda da Hsinchu'da bulunan en büyük gece pazarına gidip buradaki insanların neler yediğini göreceğiz. Seyir zevki ve bilgi anlamında yüksek bir videoya, aynı zamanda Tayvan'a hepiniz tekrar hoş geldiniz. Tayvan bugün Çin'in güneydoğusunda bulunan bir ada ülkesi. Bu adanın yüz ölçümü 36 bin km². Yani Türkiye ile karşılaştırdığınızda bu adanın büyüklüğü Türkiye'nin sadece 22'de biri. Hollanda çok küçük bir ülke biliyorsunuz. Tayvan ondan 5 bin km² daha küçük bir ülke. Ama 24 milyon civarında insan yaşıyor bu ülkede. Yani nüfus yoğunluğu çok yüksek. Ülke ülke diye anlatıyorum ama aslında burası bir ülke mi yoksa sadece iç işlerinde bağımsız Çin'e bağlı bir ada mı? Burası biraz karışık. Bunu size biraz daha net anlatabilmem için de birazcık Çin'in tarihinden bahsetmem gerekiyor. 1912 yılında Çin'de 2000 küsur yıldan daha fazla hüküm sürmüş olan Çin İmparatorluğu yıkıldığında iktidarı Milliyetçi Parti tek başına eline alıyor. Milliyetçi Parti iktidarı eline alınca ülkenin ismini Çin Cumhuriyeti olarak da değiştiriyor. 1920'lerde ise Milliyetçi Parti'ye alternatif bir Komünist Parti kuruluyor. Komünist Parti kurulduktan sonra Milliyetçi Parti ile arasında yaşanan anlaşmazlıklar, bazı suikastler ülkeyi iç savaşa götürüyor. Milliyetçiler tabii ki de iktidarda olan bir güç olarak ilk başlarda daha güçlüyken sonradan komünistler gittikçe daha da güçlenerek milliyetçilerin elinden topraklar almaya başlıyorlar. Tam bunlar yaşanırken iç savaşın ortasında Japonya Çin'i işgal ediyor. Ve milliyetçiler ve komünistler kaçınılmaz olarak birbirleriyle birleşiyorlar ve Japonya'ya karşı ülkeyi savunuyorlar. Ülkeyi savunurlarken komünistler halkı daha iyi örgütledikleri için halkın gözünde kendilerini daha iyi bir konuma getiriyorlar. Japonların Çin'i işgali 1945 yılına kadar devam ediyor. 1945 yılında artık atom bombası atıldığında Japonya'ya ve Japonların savaşı kaybettiği kesinleştiğinde Japonlar artık Çin'de işgal ettikleri topraklardan da geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Çin'de 1930'larda işgal ettikleri toprakların yanı sıra 1895'te Çin'den aldıkları Tayvan Adası'nı da 1945 yılında Çin'e geri bırakıyorlar. 1945 yılında 2. Dünya Savaşı bitiyor ama Çin iç savaşı kaldığı yerden devam ediyor. Komünistler gittikçe daha da güçleniyor ve milliyetçilere artık ülkeden kaçmaktan başka bir çare kalmıyor. 1949 yılında komünistler Çin'in iktidarını ele geçirdiklerinde Çin Cumhuriyeti'nin ismini Çin Halk Cumhuriyeti olarak değiştiriyor. Fakat Tayvan Adası'na kaçan milliyetçiler çok cüretkar bir şey yapıp 1912'de kurdukları Çin Cumhuriyeti'nin Tayvan'da devam ettiğini ve Çin Cumhuriyeti'nin başkentinin Taipei olarak değiştirildiğini dünyaya duyuruyor ve Çin'in tek temsilcisi olduğunu iddia ediyor. Çok ilginç ki o anakaradaki kocaman Çin'i hiç kimse 1970'lerin başına kadar tanımıyor ve herkes Tayvan'da konumlanmış olan Çin Cumhuriyeti'ni Çin olarak kabul ediyor. Fakat değişen dünya dengeleri nedeniyle 1970'lerde artık çok güçlü devletler de dahil olmak üzere ki Amerika, Avrupa, düşünebileceğiniz aklınıza gelen bütün güçlü devletler buna dahil, Çin'in tek temsilcisi olarak artık Çin Halk Cumhuriyeti'ni kabul ettiğini dünyaya duyuruyor. Günümüzde Çin Halk Cumhuriyeti
diğer Çin Cumhuriyeti olan Tayvan'ı kim tanırsa o ülkeyle olan ekonomik ve siyasi ilişkilerini sonlandıracağını açıklıyor. Aynı zamanda o ülkeye ambargo uygulayacağını söylüyor. Bu yüzden günümüzde Tayvan'ı sadece 12 devlet tanıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu 12 ülkenin hiçbiri dünyada sözü geçen ülkeler değil. Peki sorun bu kadar netken ve Çin Halk Cumhuriyeti de günümüzde çok büyük bir devletken Tayvan'ı neden hala kendisine bağlamıyor? Çok uzun zamandır devam eden bir sorundan bahsediyoruz çünkü. Aslında Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan'ın kendileri için milli bir mesele olduğunu ve eninde sonunda Tayvan'ın barışçıl yollarla ya da gerekirse kanla Çin'in bir parçası olacağını açıkça ifade ediyor. Bunun yanında aslında bu ada ülkesi stratejik olarak da çok önemli bir konumda yer alıyor. Çin'den eğer Tayvan'a doğru bakarsanız Tayvan'ın bir tarafında Filipinlerin, diğer tarafında da Japonya'nın bulunduğunu görüyorsunuz. Yani Tayvan'ın da artık Çin'in kontrolünde olmayan tam bağımsız bir devlet olduğunu düşünürseniz Çin'in denize açılması zorlaşıyor. Yani bir nevi deniz yolları kapanmış gibi oluyor. Kısacası Tayvan Çin için önemli. Ama tabii dünyada bu kadar güçlü bir devletin karşısında olmak isteyen, ona karşı elinde koz tutmak isteyen de farklı güçlü devletler var. Bunun başında da tabii ki Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ile birlikte Tayvan'ı desteklediğini ifade ediyor. Hatta Joe Biden'a Çin eğer Tayvan'ı işgal ederse Amerika müdahale eder mi diye sorulduğunda Joe Biden direkt evet cevabını veriyor. Aynı zamanda dünya ekonomisi için de çok önemli bir ülke. Eğer bilmiyorsanız şimdi öğreneceksiniz. Dünyada üretilen çiplerin %90 civarını Tayvan üretiyor. Tayvan'da bulunan TSMC isimli firma açılımı Tayvan Semiconductor Manufacturing Company, yani Tayvan yarı iletkenler üretim fabrikası, dünyanın ihtiyacı olan çiplerin %90'ını dünyaya sağlıyor. Düşünebileceğiniz tüm teknolojik ürünlerin arkasındaki en önemli komponentten bahsediyorum. Geçtiğimiz yıllardaki çip krizini belki hatırlarsınız. Bazı araba firmaları çok uzun süre sıfır araba üretememişlerdi çip kıtlığından dolayı. Çin'in bu ülkeyi fiziksel olarak işgal ettiği bir senaryoda muhtemelen bu sektör de sekteye uğrayacak ve bu sektörün zarar görmesi dünya ekonomisinde muhtemelen çok kötü sonuçlara yol açacak. Bu kadar büyük sonuçları bulunan bir şeyi yapmak çok kolay değil. Çin eğer Tayvan'ı almak istiyorsa gerçekten bunu barışçıl olarak yapması gerekiyor. Çünkü eğer savaşı tercih ederse hem kendisi hem de dünya çok büyük zarara uğrayacak. Çin ve Tayvan birbirinden 1949 yılında ayrıldığında aslında iki tarafta tek adam tarafından yönetiliyor ve baskıcı bir rejim var. Ama 1990'lara gelindiğinde Tayvan'da artık demokrasi ortaya çıkmaya başlıyor ve partiler seçimle iktidara geliyor. Bugün Çin'de hala tek bir parti var, o da Komünist Parti. Yani Komünist Parti ne derse Çin'de o yapılıyor. Tayvanlıların birçoğunun aslında Çin'le birleşmek istememe sebepleri tam olarak bu. Çünkü kendilerini daha bağımsız görüyorlar ve eğer birleşirlerse bağımsızlıklarının kısıtlanacağını düşünüyorlar. Size bir Çin Cumhuriyeti diyorum, bir de Tayvan diyorum. Çin Cumhuriyeti'ni 1912'de kurduklarını anlattım ama bu ülkenin ismi neden Tayvan diye biliniyor? Bu isim nereden geliyor? Aslında Tayvan Adası'nın ismi ilk Çinliler Tayvan Adası'na ulaştıklarında o adada yaşayan yerli insanların o gelen Çinlilere hitap şeklinden geliyor. Taiyan ya da Taiyuan şeklinde hitap ederlermiş o insanlara. Şu an Tayvan'da bu isimden türemiş Tainan ve Taoyuan gibi şehirler de bulunuyor. Aynı zamanda bu kelimeler ufak değişikliklere uğrayarak Tayvan oluyor ve bu ada günümüzde Tayvan olarak biliniyor.
Şimdi size Tayvan sokaklarında ilginç bulduğum şeyleri göstereceğim. Ondan sonra da hemen sağımda bulunan Hsinchu şehrindeki en büyük tapınağın içinde kurulu gece pazarını gezdireceğim size. Burada insanlar neler yiyor, neler satılıyor onları göstereceğim. İlk göstereceğim şeylerden biri ülkede olan kaldırım eksikliği. Böyle yürüyorsunuz. Normalde burası yayalar için ayrılmış. Ama buraya park edilen motorlar, tezgahlar engelliyor orada yürümenizi. O yüzden böyle yolun ortasında yürüyorsunuz. Yani şu an aslında arabaların geçtiği bir yer burası. Kaldırım eksikliği gerçekten çok göze çarpıyor bu ülkede yürürken. Sokaklarda yürürken bu yerdeki kanalizasyon kapaklarından çok kötü kokular duyuyorsunuz. Bu tezgahlardan da kötü yemek kokuları geliyor. Yani yürürken böyle pismiş gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Ben en azından öyle bir hisse kapıldım. Ama yerler buna nazaran çok temiz. Yani yere atılan çok az şey var. Yani çok nadir tek tük sigara izmaritleri görüyorum. Dedim ve şurada iki tane var hemen. Biri burada, biri şurada. Ama onun haricinde, bakın şurada bir peçete var. Onun haricinde yani gerçekten çok temiz etraf. Ülkede çok fazla araba filmli. Yani çok gözünüze çarpıyor. Mesela şu an iki geçen araba da kapkaraydı. Bu yine biraz açık. Ama genel olarak arabalara film takmak acayip yaygın ülkede. Yani bakın geçen arabalar genel olarak hep kapkaranlık. Gece olduğundan değil. Gerçekten arabaların içini gündüz de göremiyorsunuz. Zaten motorlardan bahsetmeme gerek yok. Motorlar her yerdeler. Çok fazla motor var sokaklarda. Yan tarafımda bizdeki iddia bayileri. Burada şans oyunları oynanıyor. Bayağı gördüm böyle dükkan. Tayvan'la ilgili eğer bahsetmezsem bu ülkeye haksızlık edeceğim şeylerden bir tanesi de ne kadar güvenli olduğu. Gerçekten buradaki insanlar hiçbir şekilde sizi rahatsız etmiyorlar. Hiç böyle kötü kötü bakan biriyle karşılaşmıyorsunuz. Gelip salça olan hiç kimse yok ülkede. Gerçekten burası gezmesi, hareket etmesi çok rahat bir ülke. Tayvan'ın çok güvenli olduğunu kesinlikle hissettim. Tayvan'la ilgili anlamadığım bir şeyden bahsedeceğim şu an. Burası deprem bölgesinde bulunuyor ve Türkiye'den daha fazla, daha şiddetli depremler oluyor burada. Ama Tayvan'ın depreme çok dayanıklı bir ülke olduğu söyleniyor. Gerçekten büyük depremlerde çok az bina yıkılıyor. Yani bir elin parmaklarını geçmiyor ve çok az sayıda insan ölüyor. Bu binalar bu kadar eskiyken bu kadar sağlam olmalarını gerçekten anlamlandıramıyorum. Depremler gibi bir doğal afet daha var. O da tayfun. Tayfunlara biz çok aşina değiliz ama aslında bu bölgede tayfun diye adlandırılıyor. Amerika'da yaşanırsa aynı olay kasırga diye adlandırılıyor. Dünyanın başka bir bölgesinde yaşanırsa da siklon diye adlandırılıyor. Yani aslında aynı olayın yaşandığı yere göre 3 farklı ismi var. Bu tayfunlar, kasırgalar ya da siklonlar hızları 200 küsur kilometreleri geçen rüzgarlar aslında ve çok büyük hasarlara neden oluyorlar. Tayfun bu ülkede dediğim gibi sık sık yaşanan bir doğal afet. Ben işe başladığımda benle ilgilenecek olan müdür benim direkt telefon numaramı istedi ve sebebini de eğer tayfun gibi beklenmedik bir şey yaşanırsa bu aylar da tam yaşandığı aylar aslında kolay ulaşabilmek ve bilgi verebilmek için. Çünkü kesinlikle dışarı vesaire çıkılmıyormuş tayfun yaşanırsa. Deprem anında da ne zaman binayı boşaltacağız vesaire hangi şiddetleri geçince boşaltmak gerekiyor onun hakkında da bilgiler verdi. Yani deprem ve tayfun bu ülkede gerçekten çok önemli iki doğal afet. Para atıp oyuncak almaya çalıştığınız çok fazla dükkan var. Çok da popüler, insanlar bayağı oynuyor. Üçüncü oyunumda bu oyuncağı aldım. Yani 30 lira gibi bir şey ödemiş oldum toplamda. Ama zevkliydi. Bir de makinenin içinde kaldı. Yere de düşmedi. Sonra gelip kız çıkardı, verdi. O ışıkta ilk ben geçersem ki öyle duruyor. Şu çocuğa vermek istedim bunu. Çocuğa verelim bakalım alacak mı? Çok hızlı karar verdim. O yüzden tam çekememişim çocuğun yüzünü. İlk başta anlamadı, sevdi sadece. Sonra al deyince gerçekten anladı ve aldı. Şimdi tapınağın içine girip yemek tezgahlarına bakalım neler varmış. Acayip susadım. Böyle içebileceğim bir şey bulursam almak istiyorum. Burası bu şehrin tam merkezinde bulunan bir tapınak. Bu tapınağın çevresinde gece pazarı kuruluyor akşam. Bir sürü yiyecek şey satılıyor.
Bu adam sağ olsun bana bayağı anlattı. Bu da Tanrı'ya verdikleri paraymış. Mango. Mango Taiwan food is very famous. Mango. Mango. Mango for you. Mango for you. This is also for gut, right? Yes, yes. We need a roof or drink and money from God. And this is for God and for me. And you only one or your wife? Family? Wife too. With your wife? Yeah. Taiwan mango is very famous. Ah, okay. Thank you. Thank you. Doctor, please. Okay. Mm. So you can cut. Put okay. In the refrigerator. Okay. Okay. In the hot weather, put in the cold and the cut. Okay. Shay shay. Okay. That's okay. Shay shay. I'm not ready to. Shay shay. I don't have a refrigerator here. No, hospital. Hotel. In the hospital have little. Yeah. I don't have this one. This is for God. For you. For you. God is have finished. And for my friend. Okay. Shay. 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 Bye. Bakın bu içinde domuz olan bir şeymiş. Tatlı mı dedim, değil dedi. Şurada da aynısını satıyorlar. Bakın şurada da var aynısı. Bayağı yaygın popüler bir şey muhtemelen. Sordum bunlar köfteymiş. Domuzmuş, domuz köftesiymiş. Dışında da... Just in Taiwan. Just in Taiwan. Okay. Maybe Singapore. But the outside you said fat powder. This powder is chicken powder like the little cat. They use something to... Roll it. Okay. Yeah, exactly. How much does it cost? One piece. How much? The one is 25. 25? Yes. Okay. And one pocket 250. One pocket 250? Yes. Okay. It's 11 piece. 11 piece. Yeah. Okay. Bu biraz yenilebilir gibi geliyor gözüme. Soralım bakalım neymiş. Do you speak English a little bit? No, okay. Şey. Ülkede İngilizce konuşabilmek bir problem. Çünkü yani Çince ana dilleri ve sonuçta alfabeleri de farklı. Biz aynı alfabeyi kullandığımız halde İngilizce öğrenemezken onlar bir de alfabe öğrenecek de onun üstüne İngilizce öğrenecek. Kimse konuşmuyor. Yani adama soruyorum, diyorum ki İngilizce konuşuyor musunuz? Yemeği soracağım ne olduğunu. Adam böyle yapıyor. Bitti. Muhabbet orada kesiliyor. Bakın şu adamın pişirdiği istiridyeli omletmiş. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Zaten bakın şuradaki bütün insanlar da onu bekliyor. Bugün değil ama belki ilerleyen günlerde ondan tadabilirim ya da Taipei'yi de ondan tadarım. Şu an en iştah açıcı burada o gözüküyor. Is this noodle? Only noodle? This one rice noodle. Ah, normal noodle, rice noodle. Yeah. Okay. And what is this one? This one? Chicken? No, all fish. All fish? Ah, okay. Fish soup. Okay. Fish. This one is... fish soup. Okay. Balık çorbası. And this one meatball. This is pork, right? Pork. Meatball. Meatball, yes. This one is meatball. Yeah. How much is this one? How much? 50. Okay. And noodle? Over there. Okay. Here. Yeah. Burada fiyatlar var. 35 bir euroya denk geliyor. Öyle düşünün. Yani 1,5 euro gibi düşünebilirsiniz. Her şey 1,5 euro. Her yerde bu köftelerden var. Her yerde noodle var. Bakın burası başka bir tezgah. Yine balık çorbası ve noodle satıyor burası da. Burada fiyatlar yine görsel olarak var. Genelde 50-70. Aynen. 1,5-2 euro civarında yemek isterseniz.
Burada şimdi iki tane Tayvanlı arkadaş denk geldi. Selam verdiler kameraya. Onlara soralım en sevdiği yemek neymiş burada. What's your favorite food here? Maybe let's start with you. You start. He first. Okay. I like the kung lao fan. What is it? Kung lao fan is pork. Pork. Pork rice. Pork rice. Yeah. It's meatball? Yeah. No meatball. Okay. It's just pork and go to the I don't know. What's your favorite one? I think maybe it's the soup. Soup. Yes. How do you say gong wan tang? The meatball soup. Meatball soup. Yes. Yeah. Okay. What's your name, guys? I'm Cindy. Cindy. Yes. Nice to meet you, Cindy. And you? I'm Jackie. Jackie. Yeah. Nice to meet you, Jackie. Thank you so much, guys. Bu onun favori yemeğiymiş. Domuz dediği. Sadece domuz eti. En çok bunu seviyormuş. Kızın da favorisi buymuş. Okay. And you said this is pork inside. Yes, I think it's meatball. Meatball. Yes, okay. Meatball. Bu da işte domuz köfteli bir çorbaymış. Kız da en çok bunu beğeniyormuş. Burada çoğunlukta size o gösterdiğim domuz köftesi satılıyor. O yağ unlu diye anlattığı kadının. O bayağı popüler anladığım kadarıyla. Bir de noodle satılıyor. Noodle da bayağı popüler. Çoğu yerde gördüm. Balık çorbası gördüm birkaç yerde. Ama çocuğun sevdiği tamamen ham böyle suyun içinde pişirilmiş bir domuz etiydi mesela. Kızın sevdiği de domuzlu bir böyle yine üstü kapalı. O bahsettiğim köfteye benziyor tipi biraz ya da mantıya benziyor diyeyim. Onun böyle çorba şeklinde yapılmış olanı. İkisi onları seviyorlarmış. Onlarla da konuştuk. Güzel bir renk katmış oldular videoya. Bu ülke yemek açısından biraz sizi zorlayabilir eğer buralara gelirseniz. Tüm Asya öyle muhtemelen. Ama en azından Tayvan'da o bildiğiniz bütün Amerikan markalarının şubeleri fazla sayıda var. Yani aklınıza bir fast food zinciri getirin. Onu Tayvan'da Google Maps'te bulup yazın. Muhtemelen onlarca şube göreceksiniz. Büyük şehirlerinde özellikle. Yani aç kalmazsınız. Çünkü o lezzetler ülkeden ülkeye değişmiyor. Türkiye'de nasıl yiyorsanız burada da aynı şekilde yiyorsunuz. Bugünü burada kapatıyorum. Umarım videonun başında dediğim gibi hem görsel açıdan hem de bilgi açısından sizi tatmin eden bir gün olmuştur bugün. Eğer kanalı desteklemek isterseniz lütfen yorum yapın, lütfen videolarımızı beğenin. Çünkü ancak bu şekilde daha hızlı büyüyebiliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.